Merhaba, hoş geldiniz mutfağıma. Mantarlı, kremalı, güzel bir tagliatelle tarifim var. Bunun için 600 gram tavuk göğsünü ince ince olacak şekilde doğruyorum. Bir paket makarnanın tamamı için verdiğim bu ölçüler. Mantar, krema ve tavuk. Ölçüleri tam olarak bir paket makarnanın tamamı içindir. İnce ince bu şekilde tavuk göğsünü dilimlere ayırıyorum. Daha sonra temizlemiş olduğum mantarları da çok ince olmayacak şekilde böyle dilimliyorum. Piştiğinde daha çok küçüleceği için onu göz önünde bulundurarak biraz kalın olacak şekilde dilimliyorum. Kararmaması için mantarlara limonlu su da biraz bekletebilirsiniz. Daha sonra iyice sıkarak mantarları kullanabilirsiniz. Kaynamış olan tenceredeki suyuma 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağını ve tuzunu ilave ettim. Yarım yemek kaşığı tuz kullandım ve bütün paketi suyun içine aktardım. Pişirme dakikaları zaten paketlerin arkasında yazılı. Al dente için 7 dakika, biraz daha yumuşak istiyorsanız 9-10 dakika pişirmeniz kafi. Tavamı orta ateşte biraz kızdırdım. Şimdi bütün dilimlemiş olduğum tavuk parçalarını tavama ilave ediyorum. Bu esnada yağ koymadım. Yağsız tavada biraz pişmesini bekliyorum. Bu arada makarnalara da şöyle alt üst ederek orantılı bir şekilde haşlanmasını sağlıyorum. Tavukları önlü arkalı şöylece pişiriyorum. 3 diş sarımsağım var. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz ama sevenler için gerçekten harika bir lezzet veriyor. Sarımsakları da küçük küçük doğruyorum. Doğramış olduğum mantarlara sarımsakları da ilave ediyorum. Yarım kilodan biraz fazla mantarım vardı. Arzu ettiğiniz kadar eksiltip çoğaltabilirsiniz mantarı. Şimdi mantarları da pişen tavukların üzerine ilave ediyorum. Birkaç kaşık sıvı yağını ilave etmiştim. Şimdi alt üst çeviriyorum. Baharat olarak ben karabiber ve sadece tuz kullandım. Aynı zamanda makarnaları da kontrol ediyorum. Makarnalar pişti. Şimdi süzüyorum. Pişen tavuk ve mantarlara da bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı da karabiberi ekleyip ve bir kutu da kremayı ekliyorum ve karıştırıyorum. Mantarlar suyunu salıp çekene kadar pişiriyorum. Şimdi tagliatelle ile buluşturma vakti.
Güzelce karıştırıyorum ve servise hazır. Mantarlı, tavuklu ve kremalı o kadar güzel bir tarif ki ana yemek tadında harika bir makarna tarifi gerçekten. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyeceklere şimdiden afiyet, şifa olsun. Kanalıma abone olarak bildirim zilini açarsanız yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.